Merhaba sevgili izleyiciler, Uludağ Koleji Entol Söyleşilerinde 2019-2020 sezonuna yeniden başlıyoruz ve bu konudaki ilk konuğumuz Avukat Nevin Canbaz. Nevin Canbaz da bu haftanın 25 Kasım Kadına Şiddet, Dünya Kadına Şiddetle Mücadele Haftası olması itibariyle Türkiye'de kadına şiddeti ve bu konuda yapılanları, sorunları, sorumlulukları, yapılması gerekenleri konuşacağız. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk. 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Haftası. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada kadına şiddetle ilgili kavramlar sürekli güncelleniyor, değişiyor ama sürekli bir maalesef gerileme söz konusu gibi düşünüyorum bu konuda. Siz bu anlamda bize neler söyleyeceksiniz? Kadına şiddetle ilgili günümüzdeki genel durum ne? Ne yapılmalı, neler olmalı? Sözü size bırakıyorum. Dünyanın gelişimine baktığımız zaman sadece ülkemizde değil, bütün dünyada özellikle ekonomik sorunlar ard arda yükseldikçe, savaşlar, özellikle ülke iç çatışmaları yükseldikçe bu sorunların odağında en çok dezavantajlı grup tabii ki kadınlar ve çocuklar oluyor. Bu sebeple de dünyanın bu kaos ortamında maalesef kadına uygulanan şiddet, ardından tabii ki dolaylı da olsa çocuğa uygulanan şiddet dünya literatüründe artık bir olağanlaşmış durumda. Garip bir şekilde insanlar artık sıradanlaştığı, kabullenildiği şeklinde ilerlemekte. Tabii biz kadınlar olarak buna karşı çıkmamız gerekiyor. Çünkü dünyanın yarısını, hatta yarısından fazlasını oluşturan bir cinsin diğer bir cins tarafından sürekli olarak aşağılanması, hor görülmesi, bir savaş arenası gibi bedeninin kabul edilmesi, ekonomik olarak engellenmesi, eğitimde, sağlıkta, bütün o imkanlara ulaşımın engellenmesi tabii ki dünyanın gelişiminde aslında baltaladığını herkes biliyor ama günümüz Türkiye'sinde de olduğu gibi dünyada da bu konuda sıkıntılar henüz çözülmedi. Bu gidişle de çözülmeyecek diye düşünüyoruz. Aslında sadece temel insan haklarının, her insanın sahip olması gereken hakların kadına da tanınmasıyla ilgili bir talebimiz var bu konuda. Evet. Yani bu yemek yemekten, sağlık hizmetinden, ekonomik bağımsızlıktan, iyi bir eğitimden, hani normal bir insanın doğar doğmaz sahip olduğu haklar ne ise kadına dair istediğimiz de sadece bunlar. Evet. Ve şiddet maalesef bu hakların içinde en ötelenmesi gereken, en mümkün olmaması gereken bir şeyken Türkiye'de maalesef şu anda sürekli kadına şiddeti ölümlü vakalarla konuşur hale geldik. Sıradanlaştı üstelik. Aynen öyle. Buna tabii sosyal medyanın etkisi ya da tepkisi diyebiliriz. İnterneti günümüzde getirdiği etki ya da tepki diyebiliriz ama bu olumsuzluğu, bu artan kadına şiddet rakamlarını azaltmak için neler yapılmalı? Bu konuda kadınlarımız ne yapmalı? Çünkü kamusal beklentileri zaten biliyoruz ama öncelikle sanırım kendimiz kendimizi korumalıyız ve haklarımızı bilmeliyiz, değil mi? Evet. Hep bu yönde telkin veriyorsunuz çünkü. Şimdi şiddet, bir hukukçu olarak şiddetin önlenmesinde önce haklarımızı talep etmenin en doğal durum olduğunu kabul etmeliyiz. Ve haklarımızı talep ettiğimizde şiddete uğrayacağımız endişesiyle doğal insan olmaktan kaynaklanan haklarımızdan feragat etmemiz istense dahi ülkemiz bir hukuk devleti olarak bu haklarımızı kullanmamızdan kaynaklı bir şiddete maruz kaldığımızda bizi korur. Önce bunu kabullenmemiz gerekiyor. Her ne kadar sosyal medyada, medyada aksi gibi bir düşünce söz konusuysa ya da öyle lanse edilmeye çalışılsa da yani şiddeti uygulayan kişinin cezasız kaldığı gibi bir imaj yaratılmaya çalışsa da bu öyle değil. Bir hukukçu olarak şunu söyleyebilirim ki hiç kimse bir şiddet uyguladığında bunun meyilsiz olması, cezasız kalması söz konusu değil. Hukuk devletindeyiz. Sadece prosedürler olması gerekenler zaman alıyor diye bu şiddet vakalarında şiddeti uygulayan kişilerin cezasız kaldığı anlamına gelmez. Özellikle önce bunu bilmemiz gerekiyor. Çünkü çok bu önemli. Çok önemli. Dediğiniz gibi eğer ki bunu bilmezsek ya da işte aksini kabul edersek, hayır işte şiddeti uygulayanlar, kadını öldürenler, yaralayanlar ya da işte eğitim hakkını alanlar, çalıştırmayanlar, hiçbir şekilde onlara bir şey olmuyor. Veya o kişiler zaten babamız, amcamız, dayımız, eşimiz, sevgilimiz, abimiz, kocamız
onlara hiçbir şey olmaz şeklinde düşünüyorsa bundan kesinlikle bu düşüncenin yanlış olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü bizim yasalarımızda özellikle 6.284 sayılı kanun gereği aile içi şiddet kesinlikle ve kesinlikle müsamaha gösterilmeyen bir olgudur. Ve derhal biz böyle bir duruma maruz kalıyorsak öncelikle karakola, en acil olarak şiddete maruz kalan kişimiz tabii ki en yakınımızdaki karakol. Bu evimizin yakın olduğu değil, şiddete nerede uğradık? İşte A mahallesindeyiz, bir tacize uğradık veya bir saldırıya uğradık. Gidip evimize gitmemiz gerekmiyor. Hemen en yakın karakola gitmemiz gerekiyor. Hatta karakola gidebilecek durumda değilsek 155'i arayarak start yapabiliyoruz. Önce bunu anlamamız gerekiyor. Yani çaresiz ve çaresiz değiliz. Bunu bize yalnız yapanlar da aynı. Bize yapanlar da cezasız kalmıyor. Önce bunu anlamamız gerekiyor. Sevgili Zecra, biz sevgilinin evinde en az 10 yıldır televizyonlarda, evet, ekranlarda gerçekten bu konu üzerinde onlarca yayın yaptık. Sayısız yayın yaptık ve hep söylediğin şeylerde çok çok haklısın. Çünkü öncelikle Türkiye'de kadınlar bu haklarının olduğunu, korunacaklarını, korunma ihtimallerinin farkında değiller. Ya da onlara bunu yapanların çok ciddi cezalar aldığını farkında değiller. Elbette ki eksikler var, elbette ki kötü örnekler var. Ama sen bunu yıllar önce de ekranlarda söylerse hatırlıyorum. Bir mağdurumuza hani kötü duruma düşüren birisi, atıyorum 36 yıl ceza aldırdık vesaire gibi çok örnekler yapmışsındır. Evet. İlk önce biz böyle bir durumla muhatap olduğumuzda hemen bir kolluk kuvvetine, karakola gideceğiz. Evet. Yalnız değiliz. Eskisi gibi de değil artık. Eskiden kesinlikle hani hemen işte karı koca barıştırılma bilmem ne vesaire şeyleri varken artık onlar da söz konusu değil anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Hatta sırada ne var? Hatta karakola gittiğimizde bir çocuk olarak ebeveynimizden şiddet gördük veya görme ihtimalimiz var, korkuyoruz. Neticede hiç kimse sıfatı ne olursa olsun diğer kimseden şiddet görme gibi bir eğiliminde olamaz ve hak değildir şiddeti uygulamak. Yani ben onun annesiyim, babasıyım, evet, çocuğumu disipline etmek için şiddet uygularım, bana kimse karışamaz gibi bir olgu kesinlikle söz konusu değil. Tam tersine yakın akraba ilişkilerinde, karı koca arasında çocuklar, akrabalık bağı yükseldikçe sıradan akrabalık bağı olmayan bir kişiye uyguladığınız şiddetin yarı oranında fazlasını ceza alırsınız. Yani burada akrabalık ilişkisi söz konusuysa şiddeti uygulayan kişiye, hiç tanımadığı bir kişiye şiddet uyguladığında, örneğin basit tıbbi müdahale giderilebilecek bir yaralama söz konusuysa ona 1 yıl veriliyorsa, karısına şiddet uyguladığında, çocuğuna şiddet uyguladığında 1,5 yıl hapis cezası alır. Bunun gibidir. Önce bunu anlamamız gerekiyor. Çok önemli. Evet. Karakola gittik, işte eşimiz ya da babamız bize şiddet uyguluyor. Uygulamış daha önce veya uygulama ihtimali var, korkuyoruz. Panik olduk, gittik. O senin babandır, o senin eşindir, işte o senin büyüğündür, barıştıralım sizi deyip geri gönderen kolluk kuvveti, bu jandarma olabilir, bu polis olabilir, görevi kötüye kullanma suçunu işler. Böyle bir durumda onun derhal kişiyi güvenlik altına alması, o şiddetin tekrar edilmesini önleyecek kararları alması gerekirken kişiyi eve gönderiyorsa görevini yapmamıştır ve bu görevi yapmamaktan dolayı 2 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacağı ve meslekten men edilebileceği bir suç işlemiş olduğundan kolluk kuvveti bunu diyen, yani kişiyi evine gönderen kolluk kuvveti yargılanır ve ceza alır. Yani bunu önce anlamamız gerekiyor. 6.284 numaralı yasa ilk çıktığında en çok konuştuğumuz konulardan, evet, biri buydu hatırlıyorsan sen de. Evet, kadın karakola gittiğinde aynı bu dediğin şeyi uygulayan kolluk gücü o dönemler daha fazlaydı. Ancak gelinen noktada şu anda senin de tabii ki deneyimlerin ve bugüne kadar baktığınız davalar, evet, itibariyle bu konuda kolluk gücü, polis, karakol vesaire çok daha deneyimli ve aileyi koruma, kadını koruma anlamında daha da destek. Tabii ki yasalar ilk başta çıktığında nasıl uygulanacağı konusunda eğitim amaçlı programlar aldıkça polisin de jandarmanın da şiddet vakalarındaki uygulaması daha bilinçlendi, daha koruyucu hale geldi. Ama
Olumsuz vakalar da yok değil, yine oluyor ama biz bilmeliyiz ki ne olursa olsun yasa söz konusu uluslararası sözleşmelerle kabul edilen kadın ve çocuklara karşı her türlü ayrımcılığın ve şiddetin önlenmesiyle ilgili tüm tedbirleri devletimiz almakla yükümlü ve bu konuda da asla müsamaha gösterilmiyor. Önce bunu bilmemiz gerekiyor. Yani ben şikayet edersem ceza almaz. Tam tersine daha da şiddet, daha da fazla şiddet başına görürüm, bela olur. Bela olur şeklinde düşüncemiz varsa bundan kesinlikle vazgeçmeliyiz. Tam tersi şikayetçi olmaz ve sessiz kalırsak şiddetin dozu giderek artıyor. Bu bütün tecrübelerimizde bunu gösteriyor zaten. Sessiz kalmak olayı durdurmuyor. Maalesef artışa sebep oluyor. Şimdi bizim sosyal medyada ya da televizyonda haberlerde gördüğümüz daha çok kadına şiddetin maalesef kadının zararına oluşu, ölümüyle sonuçlanışı. Hani birçok kadınımız, genç kızımız, kız çocuğumuz ki evet, onlar adına bunu konuşmaları da yapıyoruz. Bundan da korkarak, hani öldürülmekten korkarak da susabiliyorlar. Evet. Şimdi bu çok büyük bir kanayan yara. Yani her buna maruz kalan, bu şiddete maruz kalan genç kızımıza, kadınımıza, kız çocuğumuza onları karakola götürecek cesareti nasıl vermeliyiz? Şimdi öncelikle tabii bu eğitimler çok önemli. Sosyal medyada olsun, işte televizyon programlarında olsun, aslında devlet bu konuda cesaretlendirici programlar yapmakla, o uluslararası, bahsettiğim uluslararası İstanbul Sözleşmesi, yine Birleşmiş Milletler kadına ve çocuğa karşı her türlü şiddetin önlenmesi yasası, bu sözleşmesi her şekilde önce eğitim diyor zaten. Yani burada biz eğitimin daha en başında, daha anaokul seviyesinde haklarımızı bilmemizle önce başlıyoruz. Eşitiz, eşit haklara sahibiz ve kadın erkek ayrımcılığı söz konusu olmaksızın bu haklarımızı kullandık diye de ya da kullanmak istiyoruz diye şiddete maruz kalıyorsak devlet tüm imkanlarıyla bu şiddeti önlemekle yükümlü. Bu sebepten asla ve asla haklarımızı talep etmekten vazgeçmememiz gerekiyor. Temel insan haklarımız neler bunlar? Öncelikle tabii ki doğumla başlayan isim elde etme, eğitim görme, seyahat etme, işte çalışma hakları, özgürlüklerimiz, kişisel haklarımıza, özel hayatımıza saygı gösterilmesi. Bunlar anayasayla korunmuş, anayasayla tanınmış haklarımız. Bunlara bir saldırı söz konusuysa, bunların keyfi olarak engellenmesi söz konusuysa, devlet vatandaşını bunları engelleyen kişiden derhal korumakla yükümlülüğü zaten uluslararası sözleşmelerle kabul etmiş durumda. Hı hı. O yüzden asla ve asla temel insan haklarımızı kullanmak istediğimiz için şiddete uğradığımızda karşıda şiddeti uygulayan kişinin meydesiz kalacağı, cezasız kalacağı gibi bir fikre kapılmamamız gerekiyor. İşte en önemli kısmı o. Kolluk gücüne gittiğinizde hani orada yaptığınız şikayetle baş başa mı kalıyorsunuz sonrasında? Yani oradan çıkıp şikayet ettiniz, biliyoruz. Hani birçok örnekten var elimizde. Evine geri dönmek zorunda kalan, kocasına ya da işte ona şiddet uygulayana uzaklaşma kararı çıkaramayan, bu yüzden bile hani pek çok daha fazla şiddete maruz kalan genç kızımız, kadınımız var. O dediğim gibi onlara bu cesareti vermemiz lazım. Çünkü devlet arkamızda, kanunlar arkamızda. Evet. Değil mi? Bir şekilde o kişi mutlaka cezasını buluyor. Hani asla daha fazla bunun üstünde durulması gerek. Çok iyi hatırlıyorum. Hani verilen cezaların üstünde durulması gerek. Şiddet mağdurlarının medya, evet, değil. Maalesef bunu yayınlamıyor. Dile getirelim bunu. Dile evet, getirmiyor. Ama şunu da hemen parantez içinde çocuklarımızın da bilinçlenmesi açısından söylemek isterim. Bizim ülkemizde en çok şiddet vakalarında mağdur olduğu yer dediğiniz gibi karakolla başlıyor. Ama bunu önleyebiliriz. Nasıl önleyebiliriz? Şunu unutmamalıyız ki birey, burada kadın erkek ayrımı kanun asla yapmamış durumda. Karakola gittiği andan itibaren ben avukat istiyorum deme hakkına sahip. Hı hı. Ve bu talebini ilettikten sonra suçun çeşidine göre özellikle 18 yaş altında suçun çeşidine göre bakmaksızın 18 yaş altındaki çocukların karakola gittiğinde şüpheli olarak ifade vermesi veya mağdur olarak ifade vermesi halinde yanında ücretsiz, ücret ödemediği avukat
bulunması tahsis gerekiyor. Evet. Bunu önce unutmamamız gerekiyor. Yani karakolda bu kendisine evet, tahsis ediliyor. Tahsis ediliyor. Yani 18 yaşından küçükler için böyle bir koruma var zaten. Hı hı. 18 yaşın altındaki bir çocuğumuz suç işlediğinde veya o çocuğumuza karşı bir suç işlendiğinde mağdursa, suçun mağduruysa aynı şekilde bu çocuklara ceza muhakemeleri kanunu kapsamında ücretsiz avukatlık sistemi uygulanır ve çocuğun ifadesi avukat nezaretinde alınmak zorundadır. Burada avukat desteği olduğu için çocukların yasal haklarından faydalanması sağlanır. Ama sorun 18 yaşından sonrası için başlıyor. Çünkü yasamıza göre suç ve suçun işlenmesinden sonraki aşamada yargı sisteminde 18 yaş altındaki bireylerin, çocukların yanında avukat varken, otomatik olarak avukat varken, istemiyorum, avukat istemiyorum, ben kendi hakkımı korurum demesi kesinlikle söz konusu değil. Ona avukat gelmek zorunda. Ama 18 yaşından sonra bu böyle değil. İşte zaten sorunumuz orada başlıyor. Vatandaş olarak şunu bilmeliyiz ki 18 yaşının üstünde bir suçun mağduru veya şüphelisi olarak ifade vermemiz gerekiyorsa kollukta, yani jandarma ve karakolda, yine biz avukatsız ifade vermek istemiyorum deme hakkına sahibiz. Ve bunu diyelim. Çünkü demediğimizde ben herhangi bir suç işlemedim ki veya ben bunun altından kalkarım, ifademi veririm şeklinde düşündüğümüzde hukuk bir bilim dalı. O kadar çok bilmediğimiz ayrıntılar sebebiyle mağdursak, avukatsız ifade verdiğimizde bize karşı suç işleyen kişinin deliller toplanmadığı için, yeterli toplanmadığı için, ifademizi ayrıntılı için, vermediğimiz için, kendimizce önemsiz ama yasa koyucu için ya da kanun detaylar için, tabii detaylar için, yargılama sırasında hakimler için önemli olan ayrıntıları söylemediğimiz için bize karşı suç işleyen kişilerin beraat etmesi, daha az ceza alması gibi bir duruma, vatandaş olarak bunu bilmemiz gerekiyor. Biz suçun mağduru veya suçun şüphelisi olduğumuz andan itibaren 18 yaşından büyüksek ifademi avukat atıyor zaten. Yok, 18 yaşından küçüklere de devlet avukat atıyor ama 18 yaşından büyüklere otomatik bir atama yok. Doğru. Talep etmemiz gerekiyor. Hı-hı. Lütfen talep edin. Evet. Öncelikle vatandaş olarak bunu demek istedim. Evet. Talep edebiliyoruz. Evet. Bunu Hı-hı. farkında olalım. Talep ettiğimizde bize avukat gelmesi söz konusu ve emniyet birimleri bu anlamda baroya bilgi vererek o avukatın gönderilmesiyle ilgili prosedürleri gerçekleştiriyor. Burada sadece bir ayrıntı şudur. 18 yaşından büyükler için avukat talep edildiğinde bir ücretsiz avukatlık sisteminde bir suçun, işlenilen suçun niteliği itibariyle 5 yılın üstünde ceza, en aşağı 5 yılın üstünde ceza alınacak suça maruz kalma veya suçu işlemiş olma kriteri vardır. Bunu doğru buluyor muyum? Hayır, bulmuyorum. Bence herkesin bir avukat desteğinden yararlanma hakkı olmalı. Ama ücretsiz avukatlık sistemi sebebiyle bunu vatandaş ödemiyor, devlet ödüyor avukatın ücretini. Bu sistemde 5 yıla kadar hapis cezası gerektiren suçlarda biz avukat desteği alabiliyoruz, yaşımız büyükse. Hı-hı. Burada bunu unutmamak gerekiyor. Yani bu ayrımı tabii nasıl yapabilecek kadın? Onu kolluk yapıyor. Yani tamam, biz şunu söylemeliyiz önce. Herhangi bir sebepten dolayı karakola çağrıldık, gittik. Suç bize söylendi ya da suçun mağduruyuz, hakarete uğradık, çantamız çalındı, tacize uğradı. Gittiğimizde ben avukat istiyorum cümlesini kullandığımızda o işlenilen suçun cezasının ne kadar olacağını vatandaş olarak bilmemiz mümkün tabii değil. Ben avukat istiyorum dediğimizde kolluk bunu derhal baro ile görüşüyor. Eğer o 5 yıla kadar hapis cezasını gerektiren bir suç niteliğinde mi değil mi, onu zaten uzman olan avukatlar değerlendiriyor ve avukatı görevlendiriyor. Karakola avukatlar gidiyor. Mesele onu talep etmek. Talep etmek. O düğmeyi basmadığımız müddetçe biz bu haktan yararlanamıyoruz. Birçok vakada şunu görüyoruz ki vatandaş bu hakkını bilmediği ve kullanmadığı için ya da kullandırılmadığı için, yani karakollarda bazen de vatandaşa deniyor ki ya gerek yok, basit bir şey bu,
avukat şimdi çağıracağız, gelecek, bir sürü zaman kaybedeceğiz. Şurada 10 dakikada ifadeni ver, evine git şeklinde evet. yanlış bilgilendirilebiliriz. Hayır, burada asla böyle bir şey yapmayalım. Bu yanlış bir bilgilendirme. Bu davayı kaybetmemize de sebep olabilir. Evet, muhakkak haksız avukat istiyorum işte. Cümlesini kullandığımızda suçun niteliği gereği ücretsiz avukatlık sisteminden yararlanamazsın dediklerinde tamamdır. Ama burada avukata gerek yok. İşte suçun basit bir şey bu. Sen ifadeni ver şimdi, çok fazla beklemene gerek yok gibi yanlış bir yönlendirmeye maruz kaldığımızda bundan lütfen etkilenmeyelim, avukatımızı talep edelim. Aynen öyle. Şimdi de okuldayız hazır. Burada anaokulundan lise sonuna kadar pek çok gencimiz, çocuğumuz, evet. Yavrumuz var. Aslında onlar için inşallah zaten bu anlamda eğitimlere de başlayacağız. Güzel bir iki fikirle bu programı da bitirelim. Çünkü özellikle kız çocuklarının küçük yaşta herhangi bir mağduriyete uğrayan, küçük yaşta herhangi bir şiddet sıkıntısı, sorunu yaşayan, bu sadece hep söyleriz fiziksel şiddet değil. Tabii ki duygusal, yani duygusal, psikolojik pek çok şiddet. Bunun türlerini bile bilmeyen pek çok çocuğumuz olabilir. Onlara da ne yapması gerektiğiyle ilgili bir hukukçu olarak, bir anne olarak, bir büyük olarak yol göstermemiz gerekiyor. Evet, evet. Tabii ki bu eğitimlerle mümkün ama bu ekranlardan da izleyebilecek olan velilerimize de bu fikir ve örnek olsun aslında. Evet. Yani tabii ki biz okullarda bu çalışmayı yapıyoruz. Öncelikle çocuklarımız geleceğin vatandaşı, bu ülkenin geleceği. Bu sebeple önce suç ayrımını, şiddet ayrımını öğrenmeleri gerekiyor. Hani çok kısa bir program, günün anlam ve önemine değinmekle sonuçta programı tamamlıyoruz. Ama böyle bir güzel bir şey adım atıldıysa şunu önlemek mümkün. Şiddeti önce çocuklara tanımlayarak, bu şiddete maruz kaldığımızda da neler yapabileceğimizi veya şiddeti uyguladığımızda başımıza neler geleceğini bir vatandaş olarak öğrenirsek toplumun geleceğini kurtarırız. Önce bunu öğrenmesi gerekiyor hangi bireylerin. Hangi yaptığımız şiddet, hangisi değil? Tabii ki. Aynen. Bir de şu var. Sadece suçun mağduru, şiddetin mağduru olmak meselesini öğrenmek yetmiyor. Suçu işlememek için, şiddeti uygulamamak için şiddet, hangi eylemlerimiz şiddet ve cezası ne? Bunları da bilmemiz önemli. Bununla ilgili eğitim çalışmalarında tabii ki seve seve gönüllü olarak destek veririm. Çocuklarımızla güzel çalışmalar yapacağımızı inanıyorum. Bir çocuk kurtarsak bir gelecek kurtarmış kesinlikle oluruz. Ama özellikle 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Haftası'nda daha fazla kadınımızın mağdur olmaktan kurtarıp daha fazla kız çocuğumuzun tüm haklarından, eğitim, sağlık, kesinlikle, hukuksal tüm haklarından faydalandığı bir Türkiye, bir dünya aslında istiyoruz ve inşallah bu hep söyleriz, önce eğitimle, önce eğitimle, önce eğitimle. Kesinlikle belki. Sadece ve sadece önceliğimiz eğitim olduğu zaman suçun önüne, şiddetin önüne geçmemiz mümkün. Bu dünyadaki uygulamalarla da görülmüş bir şey. Suçu cezalandırarak, şiddeti cezalandırarak, en ağır cezayı dahi verdiğimizde o toplumda şiddetin uygulanmasını önüne geçemeyen toplumlar var. Örneğin Hindistan'da bir kadına tecavüzün cezası ölüm olmasına rağmen 3 dakikada bir kadına tecavüz vakalarıyla karşılaşabiliyoruz. Veya ülkemizde sonuçta eşini öldürmenin cezası ağırlaştırılmış müebbet hapistir, evet, ama Kasım ayında 20 gün içerisinde 30 kadın öldürüldü. Evet. Demek ki cezaların ağır olması henüz insanları durdurmuyor. O zaman ne var? Bu eylemlerin sonuçlarını konuşmaktan önce önlemlerini konuşmak. Çocuklarımızı, gelecek nesillerimizi öncelikle bu anlamda bilinçlendirmek, eğitimimizin içerisine hukuku koyarak, hak ve hürriyetleri, sorumlulukları ve yükümlülükleri koyarak, cinsiyet eşitliğini, kesinlikle öyle, kadın erkek eşitliğini temel alarak eğitimlerimizi tamamladığımızda eminim ki dünya ve ülkemiz çok daha güzel günler yaşayacak.
Evet, her biri birbirine saygı ve sevgi duymayı öğrendiğinde gerçekten dünya daha güzel bir şey olacak. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Hem ilk programımızın konu olduğu için hem de bu çok önemli ve kıymetli haftada değerli görüşlerini bizimle paylaştığın için. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel programlara da. İnşallah. Sevgili izleyiciler, Entox'ta bu hafta avukat Nevin Canbaz bize kadına şiddetle mücadelede yapılması gereken en baştaki adımlardan bahsetti. Normalde hepsini zaten biliyoruz ama tekrar tekrar söylemek ve bu konuda çocuklarımızı eğitmek hep konuştuğumuz gibi birinci adımımız. Önümüzdeki hafta yeni bir konuda, yeni bir konukta yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.